Mersin'in doğal güzellikleri ve tarihi değerleriyle dikkat çeken ilçesi Erdemli, hayata geçirilen önemli projeler ve yeni yatırımlarla gelişimini hızla sürdürüyor. Biz de şimdi mikrofonlarımızı Mersin Erdemli AK Parti ilçe başkanı Mücahit Yıldız'a uzatıyor ve kentin bu gelişen yüzünü kendisinden dinliyoruz. Ben 1967 Erdemli doğumluyum. Erdemli'nin çocuğuyum, buranın insanıyım. Erdemli'miz aslında Akdeniz'in incisi, Mersin'in incisi, Mersin'in en güzel ilçesi, kazası. Bütün Türkiye'de, bütün Akdeniz bölgesinde Erdemli doğal güzelliğiyle, deniziyle, tarihi değerleriyle, tarihi yerleriyle nam salmış, ünlenmiş aslında bir beldemiz, bir ilçemiz. Fakat Erdemli'miz yeterince tanıtılmadığı için bütün Türkiye, halkımız Erdemli'yi bilmiyor. Bizim Erdemli'yi tanıtma noktasında bir takım eksiklerimiz, sıkıntılarımız var. Bizim bundan sonraki en önemli çalışmalarımızdan, en önemli hedeflerimizden bir tanesi de Erdemli'mizin tanıtılması. Erdemli'mizin hem tarım ekonomisinden hem de özellikle turizm sektöründen alması gereken payı azami derecede almasını sağlamak. Erdemli tarımsal çeşitlilik bakımından en çok çeşitli tarımın yapıldığı bir bölge. Limon üretiminin, bütün Türkiye'deki limon üretiminin %65'i Erdemli tarafından sağlanıyor. Limonun başkenti Erdemli'miz. Dolayısıyla bizim Erdemli'mizin limonla özdeşleşen bu özelliğini bizim ön plana çıkararak bu ürünümüzün özellikle çok iyi değerlendirilmesi için gerekli çalışmaları bizim yapmamız gerekiyor. Aynı şekilde diğer sebze ve meyve çeşitlerinde aynı şekilde üretimin arttırılması ve bütün Türkiye'ye ve yurt dışına ihracatıyla ilgili olarak, pazarlamasıyla ilgili olarak sıkıntıların, sorunların aşılıp hak ettiği ekonomik katkıyı bizim sağlamamız gerekiyor. Özel sektörümüz, yatırımcılarımız, iş adamlarımız kendileri bu konuda çok güzel çalışmalar yaptılar. Birçok iş adamımızın burada yatırımları var. Narenciye sebze ve meyve işleme tesisleri var. Bunlar işleniyor, bütün Türkiye'ye pazarlanıyor, hatta yurt dışına da ihraç ediliyor. Bu konuda çalışan büyük firmalarımız var. O firmaların bir kısmı tamamen yurt dışına ihracat yapıyor ve Erdemli ekonomimize de büyük ekonomik katkı sağlıyor. Turizm olarak Erdemli'mizin aslında yatırıma ihtiyacı var. Çok büyük yatırımlara ihtiyacı var. Zira Erdemli'miz aslında Antalya'dan farksız olan, hatta Antalya'dan daha güzel sahil bandı ve deniz olan bir ilçemiz. Ama biz bunu değerlendiremiyoruz maalesef ve daha çok iş turizme yönelik hizmet veriyor Erdemli'miz turizm noktasında. Turizm yatırımlarının geliştirilmesi gerekiyor. Buraya 5 yıldızlı otellerimizin kazandırılması gerekiyor ve turizmden aldığı payın Erdemli'mizin arttırılması gerekiyor. Biz bunun için bir takım projeler geliştirdik. Bu projeleri de inşallah önümüzdeki dönemde uygulamaya koyma imkanımız olursa bunu da gerçekleştireceğiz ve turizm sektöründen Erdemli'mizin hak ettiği payı almasını sağlamaya çalışacağız. Yani turizm ve tarıma yönelik yatırımları biz hızlandırdığımız zaman Erdemli'mizin özellikle tarıma dayalı sanayisini biz kurabildiğimiz zaman, geliştirebildiğimiz zaman Erdemli'de istihdam sorunu da kalmayacaktır. Erdemli halkının refah düzeyi de artacaktır diye düşünüyorum.